Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan da haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iplerimden de anlaşılacağı gibi size bugün bu iplerden bir model hazırladım arkadaşlar. Modelimizi ben isim olarak hani çam şöyle dikenli olduğu için hani çam ağacının o dikenlerine benzettim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz renklerde tülbentinizin içinde çiçeklerin renklerinden hazırlayabilirsiniz. İlk önce ikişer zence çekerek tabii ki tülbenti hazırlıyoruz. Sonra sadece arkadaşlar bu şekilde böyle sık iğneli trabzanlardan dört bir kenarını yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Çiçeği için, kirpi için ayrı özel bir şey yok. Hep bu şekilde sık iğneli trabzanları yapıyoruz dört kenarına. Ondan sonra bu çiçekleri koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, yeni başlarken de aynı şekilde biliyorsunuz artık sık iğneyle tığ battımın içine girdim ve bir tane de buraya bir zincir çektim. Şöyle arkadaşlar, zincirimden sonra orta boy bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde örümceğimizin boyutu arkadaşlar fazla büyük değil. İki tane tığımın başını doladım. Ve iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde kapattım. Buraya 4 tane zincir çekip tomurcuk yapacağız. 4 zincirimi çektim ve tomurcuğumu bu şekilde yaptım buraya. 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi yapıp hemen yandaki tığ battıya yaptığım bu sık iğneyi arkadaşlar bu şekilde monte ediyorum. Evet, bütün işlem bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trabzanın üzerine sık iğnelerini yapıp yemeğimizin dört bir kenarını bu şekilde devam ettireceğiz. Yine bir zincir çekiyoruz örümceğimizin açılmaması için ve bir tane buraya bir örümcek yapıp kapattık sık iğne ile. 2 defa tığımın başını bu şekilde doluyorum. Ve 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çektim. Trabzanımın arasına kapattım bu şekilde. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğneyi yaptım. Bu şekilde buraya yandaki tığ battıma da içine girdim ve kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde sık iğneli trabzanım hazır. Evet arkadaşlar, şimdi aramız bu şekilde 3 tane olacak. 3 tane de çiçeğimiz için yapacağız arkadaşlar. Toplam ara için 6 tane bu şekilde yapmamız gerek. Bir çiçekle diğer çiçeğimiz için 6 tane sık iğneli trabzan yapılması gerek. Evet, şimdi bu şekilde bir tane daha yapıp sık iğneli trabzanımızı bırakalım. Evet, örümceğimizi yaptık. 2 defa doladık. 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battıma 1, 2, 2, 2 olarak trabzanımı yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde 4 zincir kapattım buraya. Bir de tığım beni terk etmese daha rahat yapacağız arkadaşlar. 6 tane sık iğne. 3, 4, 5 ve 6. 7.'yi hemen yandakinde arkadaşlar dibine battığımız zaman daha da yakın olacak birbirine. O yüzden bir öte götürmek için yandaki sık iğneye batıyorum. Bir zincirimizi çektik, ipimizi koparalım. Bu şekilde arkadaşlar alt kısmını bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, mavi ipimizle tığımızı tutturduk. Oyamızın ters tarafını, modelimizin ters tarafını çeviriyoruz. 3 tane bu ara için bırakıp bir tane de bu şekilde çiçeğimizin tutturmak için boşluk bırakıyoruz. 3, 4 ve 5. sık iğneli trabzanımızın bu 4 zincir çektiğimiz tomurcuğun içine kapattım arkadaşlar. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Şimdi bıraktığım bu tomurcuklu trabzanımın içine kapattım 8 zincirimi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve düz yüzüne, yemenimizin düz tarafına bu şekilde döndüm. Buraya bir köprü yaptım, yuva yaptım arkadaşlar. Üzerine bu sık iğneli küçük trabzanları yapacağız. Bir defa tığımızın başını doladım. Sonra bu köprümün içine girdim, yuvamın içine girdim. 1, 2, 2. Buraya 3 tane zincir çekiyorum ve kapatıyorum bu şekilde trabzanımın arasına. 2 tane de sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Üçüncüyü yuvada kapattım. Buraya bu şekilde 5 tane arkadaşlar sık iğneli minik trabzanlardan yapacağız. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 2 tane trabzan yaptım. 3 zincirimi çektim. Kapattım buraya. 4 de çekebilirsiniz bu trabzanlar. Sık çekenler arkadaşlar. 1, 2. Tomurcuktan sonra da 2 sık iğne yapıp bu şekilde ana yuvaya da bir sık iğne. 3. sık iğnemizi yani ana yuvada yapıyoruz bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 1, 2, 2. 1, 2, 3 zincir. Kapattım bu şekilde yuvaya. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Ve 3. sık iğnemi yuvada. 3. sık iğneli trabzanımı da bitirdim arkadaşlar. 2, 3. 4. için 3 zincir çektim. Bir defa tığımın başını doluyorum. 1, 2, 2. Evet arkadaşlar, Ankara bugün yağmurlu olduğu için hava biraz kapalı. İnşallah güzel bir çekim oluyordur. Ve 3 tane zincirimi de buraya kapattım. Hemen trabzanımın içine 2 sık iğne, 1 ve 2. Kapattım buraya. Bu şekilde sık iğneli trabzanımın kapattım. Bir de ana yuvaya 3 oldu. 4 oldu arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine aynı yuvanın içine 1, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar 5. sık iğneli trabzanımı yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Kapattım buraya. 1, 2. 2 tane sık iğnemi yaptım. Üçüncüyü de yuvada yapacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde buraya 5 tane arkadaşlar sık iğneli trabzan yaptık. Bir tanesini de ana yuvada yapıp bu şekilde buraya kapattım. Şimdi arkadaşlar şu ipimizi şuradan bir keselim. Kurtulalım bundan. Bir tane de değdirelim. Evet. 8 tane zincir çekiyorum buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir. 8 zincirimi çektim. Ters tarafına döndüm. Bir tane sık iğneli trabzan bırakıp ikinci sık iğneli trabzanın bu çektiğim 3 zincirin içine girip kapattım buraya yuva olarak. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 3 seferde aldım. Yine aynı şekilde 3 zincir kapattım buraya. 1 ve 2. Üçüncüyü yuvada. Aynı şekilde 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde. Bu şekilde buraya arkadaşlar 5 tane sık iğneli trabzan yapıyoruz. Artık umarım tekrarlamama gerek yok arkadaşlar. Seri bir şekilde burayı doldurabiliriz. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 3 zincir arkadaşlar. Kapattım. Yuvada 1, 2. Üçüncüyü bu şekilde sık iğneli trabzanımız bitti arkadaşlar. Üçüncüyü de yaptık bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 3 seferde çıkardım. 3 zincir. Bu şekilde yuvamda kapattım burayı. 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Kapattım bu şekilde. Evet, 4 oldu. Sonuncusu için tekrar 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Evet arkadaşlar. 3 seferde çektiğim bir trabzan yaptım. 3 zincirimi çekiyorum buraya. Kapattım. Trabzanımın içine. 2 tane sık iğne. 1 ve 2. Üçüncüyü bu zincirli yuvada kapattım arkadaşlar. Evet. Burası da bitti. Hemen bitince arkadaşlar bu şekilde yeşil yuvanın içine kapatıyorum. Evet, ağacımızın ikinci dalını da bu şekilde doldurduk sık iğnelerle arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya bir 8 zincir çekip 3. dalını yapmaya koyulalım. Döndük. Yine bir tane bırakıp ikinci 3 zincirli yuvamın içine kapattım bu şekilde. 3 tane zincir çekip düz yüzüne dönelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buraya 5 tane yapacağız. Yalnız 4. bu sık iğneli trabzanda yan tarafa bu şekilde kapatma işlemi yapacağız. Şimdi buraya bir 4 tane doldura koyalım arkadaşlar. Yapımını inşallah hep beraber yaparız. 1, 2. Kapattım zincirli yuvamda. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde çıkardım bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Kapattım yuvaya. 2 tane buraya sık iğne. 3. yuvada, zincirli yuvada 2 oldu arkadaşlar. 3 zincir. 1, 2, 2. 1, 2, 3 zincir. Kapattım yuvada. 1, 2. Üçüncüyü bu şekilde arkadaşlar ana yuvada yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Evet arkadaşlar, şimdi bir zincir çektim. Bu tomurcuklu sık iğnemin bu 4 zincir çektiğim yere bu şekilde girdim. Bir zincirimi buraya yeşil yuvaya kapattım bu şekilde. Bir zincirimi de çektim. Şimdi bu yaptığım trabzanımın içine de kapattım. Çatma işlemimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Yine 2 tane sık iğne. 1, 2, 3.'yü bu zincirli yuvada kapattık bu şekilde. 4 tane oldu. Tekrar sonuncusu için 3 zincir. 1, 2, 2. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirden tomurcuk yapıyorum. Kapattım buraya. 1, 2. 2 tane zincir. Üçüncüyü bu şekilde yuvada kapatıyorum. Yeşil yuvanın içinde diğer dalları doldurduğum yere arkadaşlar bu şekilde sık iğne yapıyorum en son. Zincirimi de çekip ipimi koparıyorum. İpimi yakıp döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kirpik yapımını görelim. Buradaki 4 zincirli tomurcuğumuzun içine sık iğne ile girip buraya 4 zincir çekerek 4 tane kirpik yapacağım. Bu 1, 1. Şöyle tutayım daha rahat görünmesi için. 4 zincir. Kapattım buraya. 4 zincir. kapattım buraya arkadaşlar. Kirpik adedimiz 4 tane. Biraz arkadaşlar elimdeki mavi ip altın başak. Altın başak olduğu için daha dolgun, biraz kalın duruyor. O yüzden bu şekilde. Bunun şeyi daha dolgun duruyor diğerlerine göre. Şuraya da bir tane yapalım arkadaşlar. Bu şekilde zincir çekip kapattım. Ve trabzanın 4 zincirli yuvasına girip 4 zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya ikinci kirpiğimi. 4 zincir. Kapattım buraya kirpiğimi. 4 zincir ve 4. kirpik olarak buraya kapattım bu şekilde. Bir tane de zincir çektim arkadaşlar. İpimi kopardım. İplerimi yakıp döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Söylediğim gibi altın başak kalan olduğu için daha tok duruyor arkadaşlar. Bu mavim leylak. Daha zarif duruyor aslında. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu tikenlerinden dolayı bu modele çam ağacı modeli diyorum arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.